Bilim insanları 1 kilometre uzunluğunda bir göktaşının, Dünya'nın yakınından geçeceğini duyurdu. Açıklamalara göre bu göktaşı, küçük bir teleskopla 18 Ocak gecesi gözlemlenebilecek. Hepimizin bildiği gibi Dünya'ya yaklaşan göktaşları, her yıl sık sık gündem oluyor. Tabii bu taşların gezegenimize çarpma ihtimali de, birçok insanın korkulu rüyası olmuş durumda. Hatta geçtiğimiz ay Netflix'te yayımlanan Don't Look Up filminde, bu tarz bir durumda nasıl senaryoların oluşabileceğini gözler önüne sermişti. Şimdi de bilim insanları New York'ta bulunan Empire State binasının, iki katından fazla uzunluğa sahip olan, yani dev bir göktaşının Dünya'ya yaklaştığı açıklandı. Ancak herhangi bir korkuya gerek yok, çünkü bu göktaşı Dünya'ya çarpmayacak, yalnızca yakınından geçecek. Live Science tarafından bildirilen habere göre gökbilimciler, 1 kilometre uzunluğunda bir göktaşının, gezegenimize yaklaştığını keşfetti. Bu büyük göktaşının potansiyel olarak, tehlikeli olarak sınıflandırıldığı ancak, Dünya'ya çarpmayacağı gelen açıklamalar arasında yer aldı. Ayrıca uzmanlar, yakınımızdan geçecek olan bu cismin, küçük bir teleskopla görülebileceğini ifade etti. Açıklamalara göre, 1994 PC1 ismi verilen bu göktaşı, 18 Ocak gecesini 19 Ocağa bağlayan gece, saat 00:51'de geçişini yapacak. Bilim insanları cismin 1.9 milyon kilometre uzaklıkta bulunacağını, bu yüzden de Dünya'ya yakın obje olarak nitelendirildiğini sözlerine ekledi. Ayrıca boyutunun 140 metreden fazla olmasının, göktaşının potansiyel olarak, tehlikeli olarak nitelendirilmesinin sebebi olduğu da, gelen açıklamalar arasında yer aldı. Şu ana kadar, 28 bin Dünya'ya yakın obje türünde göktaşı keşfedildiğini belirten uzmanlar, önümüzdeki günlerde gözlemlenebilecek olan asteroidin, ilk kez Dünya'ya yaklaşmadığını da sözlerine ekledi. NASA'ya göre bu göktaşı, 1933 yılında Dünya'nın, 1.1 milyon kilometre yakınından geçti. Buna ek olarak yine aynı göktaşının, 2105 yılında da bizi ziyaret edebileceği bilim insanları tarafından aktarıldı.